Artık ha. Değil mi sevgilim? Seni beklemek ne güzel şey. Yemek hazır efendim. Bu ne rezalet, yemeği adam çağırmak görülmüş şey mi? Kusura bakma sevgilim. Nur anne, bu bizim ailede dedene kalma bir adettir. Biz yemek yemek istemiyoruz. Ne yapıyorsun Nur anne? Tam yemek saatinde tok bile olsak sofrada bulunmak zorundayız. Bunu da kim çıkarttı? Turgut'un büyük babasının büyük dedesi. Ay Allah'ım. Turgut abi, sana temiz gömlek vereyim. Yengecim, sen de yemek için güzel bir elbise giy. Oh, köfteli çorba, en çok sevdiğim yemek. Ne tesadüf değil mi çikolata dadacığım? Sen söylerdin, rahmetli annem de bu çorbayı çok seviyormuş. Ay, ayağımı niye vuruyorsun babacığım? Bakın az kaldı unutuyordum. Eski karınızdan ne haber Turgut abi? Hiçbir haber alamadınız değil mi? Denizde boğuldum zavallı. Aradan tam 4 sene geçti. Tabii hiçbir haber çıkmadı. Hem bu ölümü mahkemede tasdik etti. Hayır annem ölmedi. Nereden biliyorsun? Benim bildiğim bir şey var galiba. Hadi Nilgüncüm söyle. Ne bileyim, içime öyle geldi. Senin artık annen benim Nilgün. Ne diye siz benim annem oluyormuşsunuz? Babanla evli değil miyiz yavrum? Evliyseniz bana ne? Ben ondan sizi istemedim ki. Senin isteğin ne olur mu bu iş? Elbette benim isteğim ne olur. Ben babamın biricik kızıyım. Rica ederim Turgut, şu kızına terbiye ver. Yoksa... Yoksa ne olurmuş? Nilgün yeter. Ama babacığım... Siz bana her zaman doğru söyle demez miydiniz? Ben de doğru söylüyorum işte. Beni öldürseniz bile sizi sevemem. Niçin öyle söyledin Nilgün? Ne olur bana kızmayınız teyze. İçimden ona öyle söylemek geldi. Ne olur bana masal anlatır mısınız? Gel bakalım Nilgün. Sana bir masal anlatayım. İnsanların hikayesinden başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Bir Adem'le Havva varmış. Adem'le Havva dünyaya gelmiş ilk iki insan. Başlatma gene Adem'le Havva'dan.